Kötü olacaksan hiç gelme mezarlığa. İşlemleri ben hallederim. Daha kötü ne yaşayabilirim ki? Öyle deme. Ölmüş de olabilirdin. Her şeyimi elimden aldılar. Kızıma gerçeği söyleyemiyorum. Kocam en yakın arkadaşımla birlikte. Keşke ölseydim. Bak yine başa dönmeyelim. Bütün bunları konuştuk seninle. Aynen bu anlattıkların yüzünden güçlü olmak zorundasın. Kızına tekrar kavuşabilmek için, Canan'la Kürşat'tan öcünü alabilmek için, yeniden hayatını kazanabilmek için güçlü olmak zorundasın. Biliyorum Vedat abi ama bazen dayanmak gerçekten çok zor oluyor. Ne diyorum ben? Kötü olacaksan gelme mezarlığa. Hayır. Oraya gelmek zorundayım. Orada durup... Orada durup babamın kemiklerine bakmak zorundayım. Ve bir kez daha neden geri döndüm hatırlamak zorundayım. Anlıyor musun beni? Abi, konakta çalışan kızlardan biri geldi. Leyla Hanım'ı görmek istiyor. Ayşegül'dür, mutfağı alabilir misin? Sana söylemiştim, eşyalarımı getirecekti. Kardeşinin eşyalarını Leyla. Unutma. En ufak bir hata bütün planımızı mahvedebilir. Tamam Vedat abi. Bir an boş bulundum. İyi akşamlar Yusuf. İyi akşamlar. Müsaitsen seninle bir şeyler konuşmak isterim. Hayırdır? Bir şey mi buldunuz? Ben de bilmiyorum. Ama ortalıkta garip şeyler oluyor. Ay çok teşekkür ederim Leyla Hanım. Pınar Hanım da aynı sizin gibiydi. Sabahları kahvesini bizimle mutfakta içerdi. Kardeş olunca huyu çekiyor tabii. Ay çok teşekkür ederim Ayşegül. Yani bu eşyaların benim için anlamı çok büyük. Ne demek Leyla Hanım? Ben Pınar Hanım'ı çok severdim. Zaten yani bir türlü inanamıyorum. Sanki her an çıkıp gelecekmiş gibi hissediyorum. O da seni çok severmiş. Hep bahsederdi senden. Leyla Hanım, laf aramızda ben Canan Hanım'dan pek haz etmiyorum. Yani eskiden de sevmezdim ama Pınar Hanım'ın hatırına katlanırdım. Biz Canan Hanım'la Kürşat Bey arasında bir şey olduğunu daha önceden anlamıştık. Keşke bunu bana daha önce söyleseydin Ayşegül. Daha önce mi? Ama biz ilk defa görüşüyoruz ya Leyla Hanım. Yani işte konakta gelip benimle konuştuğun zaman demek istiyorum. Neyse boş ver şimdi bunu. Kızım Elif yeğenim nasıl? İyi mi? Nasıl karşıladı annesinin gidişini? Hiç sormayın Leyla Hanım. Mahvoldu yavrucak. Önce yemeden içmeden kesildi. Sonra kendini bir paraladı. Bir paraladı. Görseniz var ya içiniz kaldırmazdı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Annesinin hayaliyle konuşmaya başladı. Leyla Hanım ben çok özür dilerim. Amacım sizi üzmek değildi.
Ayşegül. Sana bir şey itiraf edeceğim. Ben aslında... Elif. Elif için geri döndüm. Pınar bana bir şey olursa Elif'i yanından ayırma demişti. Nasıl olacak o? Kürşat Bey buna hayatta izin vermez. En kötü gelip ben konakta yaşayacağım. Ama sana çok ihtiyacım var. Nasıl? Konaklı olup bir tane ne varsa bana anlatacaksın. Aman Leyla Hanım, benim başımı derde sokmayın yani. Ayşegül, bunu kendim için değil, Elif ve Pınar için istiyorum.